kapanışım olacak benim için. Bu yüzden beni sonuna kadar sabırla dinle. Biliyorum. Çok zor ve karmaşık bir konu bu. Ama Aslı'nın böyle davranmasının bir sebebi var. Nedir? Kafan gidip geliyor, görüyorum, farkındayım. Ama sizin ilişkiniz çok yara aldı kızım. Mehmet senin eline yüzüğü verdi gitti, yalan mı? Tamam sen şey diyorsun, ben bu çocuğu tek başıma da büyütürüm diyorsun. Büyütürsün de yani biz de varız burada. Ama o çocuk eksik olmayacak mı? Eksikliğini hissetmeyecek mi? Mehmet ayrılalım demedi anne. Yani yüzüğü verdi, sen karar ver dedi. Tamam. Peki arkadaşların yanında ne hissettin? O sorumsuzluğa dönünce ne hissettin? Ama bana doğruyu söyle lütfen. Yani dönemedim ki hiç. Sanki hiçbir seçeneğe ait değilmişim gibi. Ama Mehmet... Yani Mehmet öyle değil. Ben vazgeçmek istemiyorum ondan. Hayat öyle her istediğini vermiyor işte. Ne kadar çırpınsan da olmuyor bazen. Sizin hikayeniz de bu. Anne niye kendi hikayenize bizi hapsediyorsun şu an? Tamam peki. Ziya sen bu kadar çok üzülüyorsun diye Mehmet'e her şeyi anlatacakmış. Her şey derken? Bayağı her şeyi anlatacakmış işte. Tamam çok iyi yani sonunda iyi. Oh çok iyi ne ya? Anne benim zaten kafam karma karışık bir de bu yalanın üzerinde gölgesinde ben karar veremiyorum ya. Allak bullak oldum. Anlatsın. Ne olacaksa olsun. Sen bu çocuğu hala doğurmayı mı düşünüyorsun? Benim Mehmet'le konuşmam lazım. Sen Ziya Bey ne zaman konuşacak? Biliyor musun bunu? Ne zaman? Ben sana ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten konuşamıyorum. İyi misin? İyiyim oğlum, iyiyim. Evet. Bak aslında her şeyin sebebi benim. Keşke bunu izah edebilmenin daha kolay bir yolu olsaydı. Ama Aslı'nın tereddütle yaşamasının sebebi benim. Anlamadım. Seninle ne ilgisi var? Şöyle. Aslı aslında. Baba. Baba. Baba iyi misin? Anne. Anne koş yanıma koş lütfen. Ne oldu? Hadi kanaman var. Kanaman mı var?